Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun kudretinin yetmediği hiçbir şey yok. Yerde ve gökte her ne varsa o her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi bir bilgiyle meydana getirmektedir. Rabbimiz bizi rahmetin içinde yaşasın, bizi acısın, bize mağfiret etsin. Gerçekten devasa büyüklükte konular işleyeceğiz Rabbimizin izni ve ihsanıyla. Bu yüzden de gerçekten kendinize güzelce bir vakit ayırmanızı yani düşünerek, zihninizi toparlayarak işte varsa düşünceleriniz bunlardan sizi mi yani düşünce olmaması iyi bir şey değil, olması iyidir ama bunu sizi yeni bir şey, önemli bir şey yaparken, öğrenirken, çalışırken sizi rahat bırakması gereken düşüncelerin olması elbette ki zihnin doğru çalışmasına engel olduğu için iyi değildir. Bu belki ve tekniksel hani çok az insan bunu önem verir ama bu hayat derecede önemlidir. Yani biz bir şeyi hele önemli meseleleri bizatihi bütün her şeyden çekilmek ve bu yüzden Rabbimiz tevekkülü muazzam bir nimet olarak bize hamdolsun öğretmektedir. Bu yüzden düşüneceğiz, tartacağız, Rabbimize sığınacağız, iyilik yapacağız, doğru Allah'ın sevdiği ahlakları gözeteceğiz. İbadetimizi hiçbir şeyi Allah'tan başka başarıyı, kurtuluşu kimseye nispet etmeyeceğiz. Ve bütünüyle elimizden geleni doğru yolu tutacağız. Neden bugün özellikle değerli? Çünkü Allah'ın izniyle size geçen günlerde video paylaştım. Allah bize kitap müjdesi veriyor, bize rahmet ihsan ediyor, çok büyük bir nimet ihsan ediyor diye. Bunu üzerinde konuşacağız ve buradan bir örnek, bir ayet Allah'ın izniyle bize öğrettiği, bize ihsan ettiği bir nimet konuşacağız. Bu Allah'ın öğrettiği, Resulüne öğrettiği doğrudan sizin Allah'ın izniyle takip ettiğinizde kurtuluşu bulacağınız inşallah ki yöntemler, yollar, nimetlerdir. Evet. Rabbimiz diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettur ve kitabim mesdur fi raqim menşur. Vettur ve kitabim mesdur fi raqim menşur vel beytil ma'mur والسقف مرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال يسيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في غوط يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاه Ya Rabbi sen korup tutun, iyileri tutun. Dua ya Rabbi kurbandır. Üzerine gazap yazmadır. Kullarını koru. Yevme yuda'u leyla nari cehenneme da'a hâzihin nâru letî kuntum biha tükezzibûn. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون استوها فاصبروا أو لا تصبروا
سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَلَا نَعِيمٍ. استوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعلمون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين به بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحان الله سبحان الله. Ayetin bu ayet buraya kadar muazzam, hem şiddetli uyarılar hem de müjdeler, cennetliklerin halini anlatırken hemen akabinde sen devam et söyle, nimeti, Rabbinin nimeti sayesinde ne bir kain ne bir mevcutsun. Bu da Resulün, Allah'ın. Keza müminler bir darda zorda, işte çeşitli mücadeleler karşısında bir durumla karşı karşıya kaldıklarında, zorluklarla onları ayağa kaldırmak için bilhassa Resulünü. Yoksa o bir şair, yani bir sihirbaz, bir tür insanları büyüleyen biri mi diyorlar. O öyle biridir. Biz de o zamanla, işte zamanın hadiselerini bekliyoruz. Bunun tam karşılığı, işte sen de az zaman sonra işte nice yanacılar gibi sönüp gideceksin, bekliyoruz. İşte kimileri beklemekten sıkıldı, artık git diyor. Ama bilmiyorlar gerçekten Allah'ın hükmü geldiğini, gerçekten. Ve uzak duruyorlar, zor geliyor onlara nevalarına yerleşmek. De ki bekleyin, şüphesiz de ben de sizinle beraber bekleyenlerden Rabbimin emrettiği yolu tutup gözetmekle. Andolsun Tura ve satır satır ince bir deri içine, ince bir deriye yazılmış, satır satır yazılmış kitaba. İnce bir deriye yazılmış. İnce bir deriye yazılmış. Satır satır yazılmış. İnce bir deriye satır satır yazılmış kitaba. İşte yedi, ikilerden yedi. Bu Allah'ın nasıl bir rahmet, nasıl bir lütfu olduğunu gerçek anlamda bir bilseniz, gerçekten bunları yani gece gündüz değerini bilmek için
koşturdukça koşturursunuz. Şimdi başarı ile alakalı bir giriş yapmıştık Allah'ın izniyle. Ondan bir söz edeceğiz dedik. Rabbimiz rahmetini üzerimize daim kılsın. Bizi ancak doğru konuşanlardan kılsın. Bir tane kişi gördüm. İşte şu kartal şeyiyle bir yılan, kartal bir görsel yapmışlar. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, ama biri sürünerek gider, biri de süzülerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Yani bu kişi dediğim bayağı paylaşımlar yapıyor, bayağı bir canları yayınlar yapıyor insanlarla. İç içe bir insan galiba, inkar yanlış hatırlamıyorum, Allah'a sanırım galiba geçmişte bir şeymiş, yani bunun inkarına üzerine bir cevap vermeye tanık oldum. Yanlış, Allah'a sanırım aynı kişi olmayabilir ama öyle hatırlıyorum. Nihayetinde o paylaştığı söze bakalım, fiile hakikati barındırıyor mu? Yok. Yani başarı nasıl gittiğin, eğer zirveyi başarı görüyorsa Allah'ın izniyle dedim, Rabbimizin bize öğretmesiyle. Eğer nihai başarı zirve ise oraya nasıl gittiğin değil, gidip gitmediğin esastır. Esas başarı, yani zirve ise oraya nasıl gittiğin değil, gidip gitmediğin esastır. Yani sen başarıyı kısa sonra zirve diyorsun. Tüm başarılar elbette ancak Allah iledir. Allah'ın izni iledir. Allah'ın ihsanı iledir. Allah'ın lütfudur. Bütün başarılar. Harici başarı değil, kendine eziyet etmektir. Bunun harici bir şey başarı değildir. Yani Allah'a rağmen, Allah sana onun rızasını gözetmediğin halde sana bir şey veriyorsa kork. Gerçekten kork ki sen azap toplamaya başlamışsın demektir. Allah bizi korusun. Baki yaşam hakkı nihai zirvedir. Bir iman eden gerçeklik çerçevesinde bakıyoruz şimdi. Yani bu az bir kazançları hepsini dünyalık geçici şeyler üzerinde konuyu tartmıyoruz. Baki olan üzerinde bakıyoruz. Baki yaşam hakkı nihai zirvedir. Oraya ise ancak Allah'ın rızası bileti ile, Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu biletiyle girilir. Allah ona rahmet etmiştir, kötülüklerini örtmüştür, iyiliklerini arttırmıştır, kötülüklerini iyiliklere dönüştürmüştür. Bu da Allah'ın rızası biletidir bunun adı. Ve oraya başka türlü giriş yoktur. Ancak Allah'ın rızası biletiyle giriş yaptır. Bu bileti alana kadar verdiğin mücadele, çektiğin zorluklar, bu bileti alana kadar verdiğin mücadele, çektiğin zorluklar nihai bilet ile tamamen unutulur. O bileti almak bile o çektiğin zorlukmuş, işte o kadar darlıkmış, bunalımmış, tamamen unutulur. Hatta bu yolda müsebbip olduğu için bunlara sevinir. Yani kişi bu yolda o kadar zorluk çekti, bunaldı, sıkıldı, o oldu, bu oldu, işte yeri geldi, Allah onu işte hapiste yeri geldi, ailesiyle yeri geldi, işte bir takım çok arzu ettiği şeyleri ondan kısmakla yeri geldi, ona mal verip işte ondan dağıtmasını istemekle çeşitli şekillerde imtihan etti. Bu kişi o anda zorlandı, yoruldu, döküldü, kırıldı, bozardı tabiri caizse, ama Allah'a güvendiğinde hepsinin akabinde Allah o kalbine verdiği rahmetle, hidayetle, o nurla, o hepsi nihayetinde ona çok büyük bir kazanca döneceğinin sürekli müjdesini getirdiler. Bu onun yüreğini ferahlattı ve hiçbir zevkte, mutlulukta bulamayacağı şeyleri bunun içerisinde Allah'ın izniyle zaten buldu. Ama nihayetinde bu esnada bir mücadele vermesi gerekir. Tüm işte zevkleri terk edip Allah'a yönelmesi gerekir ki onun içinde tabii büyük bir mutluluk vardır. Bu Allah'ın bir mükafatıdır ayrıca, ama o günahı terk edip onu kırmak gerçekten bir şey ister. Adamlık ister, dirayet ister. Yani kadın erkek dişi erkek anlamda söylemiyorum. Yiğitlik anlamında adamlık ister. Duruş ister, karakter ister. Bu da Subhanallah gerçekten bir zorlanma da olsa nihayet Allah orada ferahlatıyor büyük nimetle, ama bu bunu ya yaptı, yaşadı, geçirdi, bitti. Allah'ın izniyle hepsi unutur. Hatta o yolda müsebbip olduğu için bunlara sevinir. Yaşam yaşayan ve bitiren kişi bunu nihayetinde. Çok yakın o bitmesi an meselesi. Ancak zorluktan, darlıktan uzak, çok uzak bir hayat ile
Kendini başarının merkezine göre. Bak, zorluktan, darlıktan uzak, çok uzak bir hayat ile kendini başarının merkezinde göre. Ancak nihayet Rabbinin razı olacağı kadar bir hal edinmeyenlerin bütün yaşamları güzellik içerisinde olup, bütün insanlar ona başarılı gözüyle baksa da, o kişi nihayetinde en büyük kaybedenlerden başkası değildir. Bütün insanlar ona bu başa anladır, lideridir, amirdir, şudur, budur. Bu da gerçekten işte planlarım dost doğru, ben işte istediklerimi elde ediyorum, şöyle ailem düzgün, şu işim düzgün, şöyle. Ben niye, benim neyim eksik yani, böyle kendini istediği kadar bir işte başa içinde üstün, nihayetinde Allah'ın razı rızasını o Allah'ın ona verdikleriyle aramamışsa, Allah'ın asla rızasına eremez. Dalmışsa onu, Allah unutturmuşsa işi, işte bilmem şu kadar iş yapıyorum, şu kadar bilmem insanlara hizmet ediyorum, şöyle şu savaşa girdim, şu işten çıktım. Bak, basit şeylerden bahsetmiyorum ha. Devasa işlerden bahsediyorum. Normal bir toplumu, yani bir insanları böyle bir adamla cahilce put yerine koyduğu işler. Bir adam sanki başarı, savaş elde edince sanki birliği güzel, işte liderliğinden bir takım gelirler yükselince sanki o ondanmış. Gerçekten Rabbi, Allah'ı tanımamak ne büyük bir zillettir. Ancak nihayet Rabbinin rızasını kazanmamış kişi o kaybedenlerden başkası değildir. Bütün dünya ona başarılı gözüyle baksa, o da kendini nasıl görürse görsün, hiçbir güya başarılı halleri hiçbir fayda getirmediği gibi sadece zararını artırır. Zira Allah her soluğu veren Allah, nankörlere buz ile bakar ve şiddet ile uyarır. Şiddet ile uyarır, nankörlük etmeyin. Aklınıza, nimete, Rabbin size verdiği bütün bu nimetlere, bu Kur'an'la bu sözleri birbirinden ayırmayın. Bunlar aynı şekilde artık sizden mesulsünüz. Bu Rabbimiz sana Kur'an azim ve ekillerden yediği verdik. Artık bu saatten sonra siz Resulullah geldi, artık takip etmiyorum. Sizin hiçbir imanınızın geçerliği kalmaz. Buna göre kendinize neyi topladığınıza, neyi toplamadığınıza, neyi aldığınıza, neyi bıraktığınıza tekrar 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 iyi bakmalı, düşünmeli değil misiniz? Nankörlere Allah buz ile bakar, şiddetle uyarır, halini düzelten, onun rızası için kendine ve insanlara zulümden uzak temiz bir yaşam isteyen, halini düzelten, onun rızası için kendine ve insanlara zulümden uzak temiz bir yaşam isteyen ve gereğine dönenlere engin cömertliğiyle, mağfiretiyle bakması, apaçık müjde olması gibi Allah nankörleri de şiddetle uyarır. Ve haktır ikisi de, subhanallah. Sen tüm temiz kalpleri koru ya Rahman, ne olursun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte Tura Rabbimiz diyor. Dur, yani bu Turisina ya nasıl ki Allah Musa'ya aleyhisselama vahyetti, son risalet geldiğinde Mehdisini, Musa'sını, ona da Musa diye hitapta bulundu, seslendi birçok sebeple, hikmetle. Ancak nihayetinde bu da subhanallah tam da yani Tur-i Sina'da Musa'ya nasıl kitap verildi, açıklamalar verdi, iman edenler rahmetiyle nur, ışık olacak bilgiler ihsan edildiyse, aynı şekilde size de satır satır ince bir deri, ince tabak üzerine, o deri yazmışlar da gerçek yani, tam karşılığı bu, ince tabak üzerine satır satır yazılmış kitaba. Yani bu Rabbimizin ihsanı, bir bilgiyle hepsi ortaya çıkıyor. Kimi sohbet, kimi konuşmalar, kimi işte şeyler. Burada mesela Subhanallah, devasa bir bilgi, ayet var. İşte burada birbirinden şeyler, değerli bilgiler var, çıkmış. Yani size Allah'ın izniyle bunlar Rabbimizin ihsanıdır. Değerini bilen esas kendi değerini bilmiş olur. İnce tabak üzerine yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a. Buraları geçiyorum. Buralar terin. Her şeyin bir zamanı var. Her şey yani, bir kelime işte yaşanmadan, Allah dost olur, tamamen vakti gelip açmadan, ben işte bir kısmen düşündüklerim kadar, işte bilinen kadar konuştum da, bunu daha önce birçok defa bazı ayetlerde yaptım ama artık Allah'a sanıyorum bunu.
Bunlardan Allah tamamen açana kadar onu eskiden bir heyecanla, ama onlar da nihayetinde vakti gelip de doğru Allah'ın ihsanıyla bunu bu işte şu kadarını biliyordum, şimdi şu kadarını Rabbim açtı, daha doğrusu bu, ya da bir bilgi işte bir tam bilgi açılmadan hareket ettiğim için işte şu konuyu, şu doğrusu şu dediğinde Allah'ın izniyle bu risaletin içinde kendini tamamlar. Ayrıca Allah iman edecekle etmeyecekler keskin bir hat üzerinde sınar. Yani kim kaymak kalbi inkardan yanaysa, inkarına kendince haklı zannettiği sebepler bulsun ki Allah bu yüce kudretiyle bu yolu hazırlar. Yani bunları konuşacağız. Yükseltilmiş tavana. Bunlar zaten konuştu. Yani Allah tavanı, yeri, göğü, içerisindekileri, her şeyi nasıl bir düzen dahilinde yaratmış, devasa bir konu. Kaynayan deniz konusunu, videosunu izleyin. O gün devasa, neredeyse boğuluyordum de, çok büyük bir subhanallah olay yaşandı. İşte her an şeytan size ayağınızı kaydırmasın. Düşüncelerinizden başlayıp daima Allah'ın razı olduğu istikameti koruyun. İşte bir an buraya gideyim çıkayım düşüncenizde diyorum, bak daha fiile girmeden bir an, o anda ölüm sizi bulabilir. Yani kaynatılmış deniz, kaynayan deniz, o videoyu mutlaka izleyin. Muhakkak ki Rabbin azabı, yani bunları görüyorsunuz, bunlar yaşanıyor, bakın oluyor, subhanallah açığa çıkıyor. Muhakkak ki Rabbin azabı kesin bir şekilde vaki yerine gelecektir. Onu önleyecek hiç kimse yoktur. O gün gök sarsıldıkça sarsılır, çalkalandıkça çalkalanır. Düşünebiliyor musunuz? Gökler bugün bizi altında yaşadığımız şu ay, şu yıldızlar, şu her şey o kadar bize bir lütuf olarak önümüzde duruyor. Ama vakti geldiğinde, süresi dolduğunda çalkalandıkça çalkalanacak. Yer yürüdük, dağlar yürüdükçe yürüyecek. Bugün dağlar, Allah zaten bize bu söylenenleri, gök hareket halinde olmasıyla, dağların işte yerine kaymasıyla bütün ayetlerini zaten gösteriyor gerçekten akledenlere. Vay o gün yalanlayanmış olanları. Bak bu dahil, bu ayet, bu risale dahil. Allah'ın bir Resulü geldiyse ondan sonra sen ona iman etmiyorsan, işittin, Allah sana önüne çıkardı. Senin hiçbir Allah'a, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe hiçbirine imanın kalmaz. Hepsi birbiriyle alakalı. Yani sen samimisin, dürüst olduğu için nefsini bütünüyle parçalayıp Allah'a teslimiyetini gösterdiği için Allah'a iman ediyorum diyorsun. Diğer yandan işte Allah'ın bir hükmü gelecek, onu tanımıyorum. Bir tanesi hükmünü tanımamakla. Yani kast bilmemeden olması dışında, sonra Allah hakikati açtı, sonra derhal tövbe etti, Rabbine döndü. Allah çok bağışlayıcıdır ama Allah'ın hükmü ağır geldi hepsine. Fark etti, bu bir yalancının işi değil, bu bir bilmem kendini bilmezin işi değil, ama bir takım ağır geldi, o zaman onun imanı kalmaz. Vay yalancıların haline, onlar da bir bataklıkta işte oynuyorlar. Özellikle bu şeylerde, sosyal medya zımbırtılar bazılarının içerisinde pislik akıyor adeta. Bunlar işte konuşmalar, üsluplar bir terli insanı ciddi anlamda özen döken şeyler yaşanıyor. Bunlar gerçekten tam da şu ayeti ben ilk Twitter'da olsun işte TikTok'a hiç girmedim zaten orada, yani sadece oradan taşanlara bakıyorsun, insanın midesi nasıl bulanıyor, onun içine girin. Gerçekten iman taşıyan temiz kalpler herhalde gerçekten orada ciddi anlamda şey olur, dökülür. Bu yani bunu ilk bu ayeti fark ettiğimde bir bataklık içerisinde, adeta bugün sosyal medyalarda pislik olan sitelerde bataklık içinde oynayan, günah içerisinde dalan bugün yığınla tipler var. Bu da tam olarak, yani herhangi bir dönemde başka bir konuyu doğrudan ayna olabilir ama şu dönemde en çok ayna olduğu işte ekranlara, içerisinde dışında izleyenler, katılanlar bataklığın içerisine gark olmuşlar, günah bataklığına oyalanıyorlar. O gün itilecekler cehennem ateşine, bir itilişte işte bu ateştir o ki onu yalanlıyordunuz. Yalanlamış olduğunuz ateştir. Uzak gördüğünüz ateştir. Bu mu sihir? Bu bir sihir mi? Yani bu bir illüzyon, bir bütün kendini işte insanların aldatmasına ibaret mi? Yoksa siz mi kör kalınmıştınız, görmekten acizdiniz? Neden görmekten acizdiniz? Allah tutup sizi kör yaratmadı. Çünkü siz görmek istemediniz. Görmek size, işitmek ağır geldi. Allah'ın Resulü işte hakikatleri okuyor. Tahammül edemediniz. Yani onu, hakikati
nefsinizin işte sizi şekillendirmesini tahammül edemediniz. Oysa size iyilik olacaktı, size rahmet olacaktı. Siz kendinizi geliştirecektiniz, aklınızı keşfedecektiniz, kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapacaktınız. Ama bu cehaletle, hiç oraya yanaşmadan günaha peşine sürdürmek istediniz ve yalanlayıp kurtulacağını zannettiniz. Cehennemi yalanladınız. İşte bu bir illüzyon, işte eskilerin masalı, haşa bir sürü kulp taktığınız şeytanın verdiği fısıltıyla kendinizi bazı zeka zannederken yerlerde sürünürüz anlamak daha cizelde. Ve ama o gün siz mi kendinizi kör bıraktınız, görmüyordunuz, yoksa bu sihir miymiş, neymiş? Ateşin ya bugün cehennem hafife alan adam az bir şey çakma eline çaksın yani, daha o kızgın ateşin içerisinde canlı çıkmadığı derileri yakıp kavrulup işte irin akıp tekrar tekrar Allah yaratması, yani onu daha hesaplanması bile güç. Nasıl olur? Allah o örneği hafızanıza kazın. Yani biz bile bir cam var, bir de daha zor kırılan, kırılmaz dediğimiz daha zor kırılan camlar var. Bunu biz Allah gözümüz önünde gösteriyor zaten. Bizi yaratmış, kimileri düşüyor bilmem ne, nasıl şeyler atlatıyor ölmüyor. Kimileri küçücük bir hiçbir şey olmasa olduğu yerde ölüyor. Canı tamamen Allah'ın elindedir. Yani bunu idrak eden kişi bu şeyi Allah'ın dilediğine, ölüm hükmetmeden ölümün olmadığını anlar. Ona yaslanın, ister sabredin, ister sabretmeyin fark etmez. Cezasını yapmış olduğunuz şeyin cezasını çekeceksiniz. Zulmünüzü, nankörlüğünüzü, Allah'ın verdiği nimetlere karşı tertemiz yolu ihya olacağınıza, Resulullah'a, Allah'ın nimetlerine değerini bileceğinde, siz şeytana sizi ilhak edip, işte kuşatıp nankörlük, günah yolunu seçtiniz. İster sabredin, ister sabretmeyin. Muttakiler ise cennetler içerisinde, nimetler içerisindedirler. Kuşkusuz ki. Yiyin ve için afiyetle yapmış olduklarınızdan dolayı yiyin ve için. Artık sınır yok. Artık bunun için çalışmak, emek, bunun için zorlanmak, yıkılmak, işte darlıktı, bunalımdı, fakirlikti, borçlu, harçlı, işte şu şöyle bir evim olsun, şöyle bir aracım olsun, şu yok öyle bir şey. Senin gözünün görmek istediği, gönlün arzu ettiği bütün temiz şeyler sana bahşedilmiş. Bütün temiz şeyler. Zevk Rableri onlara verdi. İyi şeylerle, nimetler içerisinde zevk sürenlerdir. Onlar Rableri cehennem şiddeti, cehennem azabından korumuştur. Bu o kadar nimetler, büyük bir lütuftur ama ondan daha büyük bir lütuf o şiddetli azaptan o bugün korumalardır. Yani bu dünyada şiddetli bir hastalık geçirenin düşünün, bir insan onun kıyısından dönmüştür, onu geçirmemiştir. Ona o ne kadar büyük bir iyilik kazanmıştır, değil mi? Buna da bir kişinin sebep olduğunu düşünün. Bir kişi işte böyle bir şey yaptı. O kişi o şiddetli azaptan korundu. İşte virüs diyelim. Kişi birini mahvettiği yerde, bu sahtekarların oynadığı oyundan bahsetmiyorum. Gerçek bir hastalık virüsünde. Diğeri korundu Allah'ın izniyle. Yani ne kadar büyük bir iyiliktir bu kişiye giden. Yiyin, için, afiyetle yapmış olduklarınızdan dolayı koltuklar üzerine yaslanırlar. Sıra sıra dizilmiş onları iri gözlü hurilerle eş yaptık. Yani sizin eş, hayalinize kadın, erkek, uyanın. Hayalinizdeki eş, hayalinizdeki hayat orada gerçek anlamda. Orayı kazanmaya, Allah'ın rızasına koşturun. Bu dünyada zaten Allah sizi mutlu edecek güzel nimetlerini vermesi uzak olmayacaktır. Bütünüyle sizi tamamlayan iri gözlü eşler, yani tamamıyla bakmaya, birbirinize bakmaya sohbetine doyamadınız. İman eden ve imanlarını imanla takip eden zürriyetlerini onlara kattık ve onların amellerinde hiçbir şey eksiltmedik. Şefaat konusu burada devasa bir konu ve aile Allah iman edenlere kavuşturuyor. Hiçbir şey eksiltmedik ve her kişi